Merhabalar, Evimin Yemekleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz baklaç tatlısı tarifi. Baklaç tatlısı tarifimiz Karadeniz yöresine ait güzel bir tatlı. Tarifimizin malzeme listesinde 1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye, 50 gram Hindistan cevizi, 1 çay bardağı toz şeker 100 grama tekabül ediyor, 2,5 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 paket vanilya, 1 portakal kabuğu rendesi var. Tarifimizin malzeme listesinde hemen malzemelerimi alıyorum. 2 su bardağı nişastamız var. Bir de malzeme listemizde en önemli malzemelerimizden bir tanesi. Toz şekeri, suyu ve nişastayı tencereye alıyorum. Ocağın altını açmadan önce nişasta çözülene kadar karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra ocağın altını açıyorum ve pişirmeye başlıyorum. Koyulaşmaya başladıktan sonra diğer malzemelerimizi ilave edeceğiz. Hemen vanilyayı da ilave edip yine çırpma teliyle çırpıyorum. Vanilyanın da çözülmesi gerekiyor. Zaten bu pişirme işlemini çok uzun tutmuyoruz. Hemen koyulaşmaya başlayınca kuru fasulyeyi ilave ediyoruz. Haşlanmış kuru fasulyemizi. Hindistan cevizini ilave ediyoruz. Ben tarçının yarısını şu anda ilave edeceğim. Yarısını üzerine serpeceğim. Bir adet portakal kabuğu rendesinin yarısını şu anda ilave edeceğim. Üzerine de süslemek için bir kısmını ayırıyorum. Bu malzemelerle 3 kişilik tatlı çıkıyor, bilginiz olsun. Siz ailenizdeki kişi sayısına göre miktarını artırabilirsiniz. Şöyle ben bir kase ölçüsündeki tatlı bardaklarıma koyarak servis ediyorum. Ilıdıktan sonra servis tabaklarına koyup servis edebiliriz. Üzerine arzuya göre süsleyebilirsiniz. Ben portakal kabuğu rendesi ve Hindistan cevizi ile süslemeyi tercih ettim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Umarım tarifim sofranıza mutluluk katar, mutfağınız huzur, bereket, sağlıkla dolsun diliyorum. Sizden ricam, kanalıma yeni geldiyseniz ve henüz abone değilseniz eğer kanalıma abone olmayı, birbirinden güzel yeni tariflerim için zil ikona tıklamayı unutmayın. Tariflerimle ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlar bölümünde benimle paylaşabilirsiniz. Beğendiyseniz beğendi yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mutlu günler diliyorum.